Görünmese de bu ıslak kaya yığını sürprizlerle dolu bir yer. Burada hayat çok zevkli ama yüreksizlere göre değil. Buradakilerin çoğu yontmacılık veya iğne oyasıyla uğraşır ama bizim tercihimiz başka bir şey. O da ejderha yarışı. Ne kadar güzel olduğunu söyleyen oldu mu? Ah, öf, gidelim kuskus. Burası kokmaya başladı. Hala senden nefret ediyor. Tüyelim buradan değilik. Harika! Evet! İkizlerin 9 etti. Astrid'inkiler 3. Balık ayak ve südüklü 0'la sonuncu. Ve hıçkıdık hiçbir yerde yok. Nutuklarınla korkutup kaçırdın değil mi Zebella? Ne yapıyorsun Südüklü? Şimdi onlar kazanacak. O benim prensesim. İstediği her şey feda olsun. Prenseniz mi? Seni canlı canlı gömmeye kalkmadı mı o? Sadece birkaç saat. Şunlara bakın. Evet, ejderhalar biraz sorun çıkartıyordu. Ama bu 5 yıl önceydi. Artık hepsi buraya taşındı. Ayrıca neden taşınmasınlar ki? Özel ahırlarımız, açık büfe beslenme istasyonlarımız, ejderha yıkama noktalarımız. Hatta övünmek gibi olmasın, 1. sınıf yangın önleme sistemimiz bile var. Zamanı geldi, kapağı tamamdır. Son tur. Kara koyun. Hadi fırtına. Hala oyunu kazanabiliriz. Hadi kuskus. Gidelim. Hadi köfte. Hadi hadi hadi. Şimdi sıra sende. İyi uçuşlar. Yukarı yukarı yukarı. Evet. Aferin köfte. Al bakalım tatlım. Benimki 10 koyuna bedel. Yaşasın kara koyun. Siz için mi kapışıyorsunuz? Kesinlikle kazanıyorum. Birlikte kazanıyoruz. Hayır! Artık kimse beni durduramaz. Benim dışında. Biz bağlıyız akıllım. Benim zaferime sulanma artık. Yakala Astrid. Bu benim zaferim. Her zaman her şeyi mahvediyorsun. Koyun yoksa zafer de yok. Yakaladım. Astrid. İşte bu. Ne de olsa müstakbel gelinim. İzninizle. Fırtınç. Oyunun galibi Astrid. Evet Berk, neredeyse mükemmel. Bütün emeklerime değdi diyebilirim. Ve bu iyi bir şey çünkü ejderhaların sırtında Vikingler oldukça dünya çok daha büyük bir yer.
İşte bu tam bir sürpriz oldu. Senin şu yalnız uçuşun üstünde çalışmalıyız dostum. Şu kilitli kuyruk özensiz riskli manevralara neden oluyor, anlıyor musun? Bilemiyorum. Galiba bir tane daha bulduk dostum. Aa ne, özür mü istiyorsun? Bu yüzden mi somurtuyorsun koca bebek seni? Buna ne dersin peki? Ha, acıdı mı? Ha? Bu kadar pişmanım görüyor musun? Ha? Ne oldu? Dur, tek bacak dibine zarar vermezsin değil mi? Ha? Dur yapma. Tamam, haklısın. Tamam, sen kazandın. Yenildi. İş çirkinleşiyor. Ejderhalar ve vikingler yeniden düşman. Öylesiye savaşıyorlar. Ve sonunda... Dur. Yapma. Ya bu yıkayınca çıkmıyor ki. Adını ne koyalım? Kaşınan koltuk altı olsun, tamam. Ne düşünüyorsun dostum? Bu ormanda birkaç kereste kesen bulur muyuz dersin, ha? Belki kayalıklarda bir iki fısıldayan ölüm, hı? Kim bilir, belki de sonunda bir gecenin öfkesi daha buluruz. Hı, çok iyi olmaz mıydı? Peki ne diyorsun, devam edelim mi? İyi günler Leydim. Nerelerdeydin? Merhaba. Yarış kazanıyordum işte, ne olacak? Asıl soru şu, sen nerelerdeydin? Ya babamdan kaçıyordum. Hadi ya, yine ne oldu? Daha buna bayılacaksın var ya. Uyanıyorum, güneş parlıyor, korkunç dehşetler damda şarkılar söylüyor. Aylak aylak kahvaltıya iniyorum, her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum ve sonra bir ses. Evlat, konuşmalıyız. Şimdi olmaz baba, bugün işten kaytarmanın bir yolunu bulmalıyım. tamam şimdi, bir kere sesim öyle çıkmıyor, tamam mı? Kimi taklit ediyorsun ki sen? Ayrıca... Omuzlarınla yaptığın ne öyle? Ben öyle yapmıyorum ki. Tamam, gerçekten onu verici bir taklit. Tamam, neyse bak şimdi babam ne diyor dinle. Sen Berk Adası'nın gururusun evlat. Eksik olma baba. Ben de kendime hayranım doğrusu. Ya bırak, ben ellerimi ne zaman öyle yaptım ki yani? Şimdi yaptın ya. Tamam. Dur bak, kıpırdama yeter. Ben ciddiyim bak. Artık büyüdün. Hiçbir reis daha iyi bir varis isteyemezdi ve karar verdim. Seni reis yapacak. Aman tanrılarım. Hıçkırık bu harika bir şey. Sen vereyi bulacaksın ama. Ayarı çok hassastır bunun, tamam mı? Evet, ne diyordum? İşte bununla uğraşıyorum. Sen ne cevap verdin? Ya bir cevap vermedim. Arkasını döndüğünde çoktan gitmiştim. Ya bu büyük bir sorumluluk. Haritayı ertelemen gerekecek ve diz size de ben binerim. Yani sen çok meşgul olursun artık. Ya bu ben değilim ki Astrid. Bütün o notuklar, planlamalar, köyü idare etmek falan bu onun işi. Sanırım hala anlayamadın. Düşünsene reis, ne büyük bir şeref. Ben olsam havalara uçardım. Ben senin gibi değilim. Sen kim olduğunu biliyorsun, hep bildin ama ben hala arıyorum. Biliyorum, babam gibi değilim. Annemi de hiç tanımadım zaten. Yani şimdi ben kim? Senin aradığın şey orada bir yerde değil hiç kıdık. O burada. Belki de daha göremiyorsun. Belki. Ama biliyor musun? Orada bir yerde bir şey var. Hiç kıdık. Sakin dostum. Hadi kadık. Atak! Artık dikkat et! Hadi kadık!
mi siz? Biri beni çimdiklesin. Bu gecenin öfkesi. Soyları tükendi sanıyordum. Anlaşılan şansımız geri dönüyor millet. Dragon'un ejderha ordusunda bundan yok sanırım. Ejderha ordusu mu? Bakın biz bela istemiyoruz. Bunun için geç kaldınız. Ejderhalarımızı çalıp kalemizi yerle bir etmeden önce düşünecektiniz. Ne siz neden bahsediyorsunuz? Bunu biz mi yaptık yani? Ejderha avlamak, onları kurtarmak için gizlice gelen iyi niyetli ejderha binicileri olmadan da zaten yeterince zor. İyi niyetli ejderha bin... Başka ejderha binicileri de mi var yani? Dün gece hırsızlık yapan arkadaşınız dışında mı? Sen söyle. Sizin buz tüküren bir ejderhanız olabilir ama bizim doldurmamız gereken bir kota var. Bu karışıklığı Drago kanlı yurka nasıl anlatacağız? Dragon ne yumruk dedin? Anlaşılır bir şey söyleyecek misin artık? Ordusu için yeni bir ejderha sevkiyatı bekliyor. Yarın gelecek. Ve Drago asla mazeret kabul etmez. İşte en son elim boş gittiğim zaman bana bunu yaptı. Gelecek sefere daha az anlayışlı olacağına da yemin etti. Pekala bakın ne ejderha hırsızından haberimiz var, ne buz tüküren ejderhadan, ne de sizin kaçık patronunuz ve ejderha ordusundan, tamam mı? Bize ejderhamızı geri verin, biz de gidelim. Kendini tanıtma nezaketini göstermeyen tuhaf ve saldırgan adam. Aa, ne kadar da kabayım. Ben Eret. Eret'in oğlu. Yaşayan en iyi ejderha avcısı. Ne de olsa gecenin öfkesi yakalamak her avcının harcı değil. Bu da fişsiz ve size gidiyoruz diyor. Hemen. Hep öyle derler. Saldırın çocuklar! Dikkat edin! Fırtınız, hadi! Uç, hadi! Bu ejderhalar asla sizin olmayacak, duydunuz mu? Drago hepsini almaya geliyor! Acele et köfte! Ne haber Sebella? Nasılsın? Harika bir gün. Merhaba Pidüklü, güzel yarıştı. Ah pardon Bayan Egg. Haber var mı? Muhtemelen dünyanın kıyısına uçup gitmiştir. Bu köyü o çocuğun yönetmesini istediğinden emin misin? Emekliliğini hala erteleyebilirsin. O hazır, göreceksin. Geldi. Ha? Berk Adası'nın gururu. İşte çalışmak için ortaya çıktı. Nihayet. Üzgünüm geciktim. Merhaba. Baba konuşabilir miyiz? Söylemeye can attığın bir şey mi var? Şey sandığın gibi can atmak değil ama evet var bir şeyler. Ah koçum. Şimdi birinci ders. Bir reisin öncelikli görevi halkına hizmettir. Evet. 41. Baba biraz konuşabilir miyiz? 40. Sıra bende. Baba seninle konuşmam gerek. Sabahtan beri bekliyorum. Tamam. Şu yüksek yerlerden istiyorum. Böyle bir sürü çivili ve büyük yük bölmeleri olan. Elbette. Getiriyorum efendim. Baba bu konu eğer yapmaktan biraz daha önemli. İkinci ders. Hiçbir iş halkına hizmet etmekten daha önemli değildir oğlum. Baba. Müsaadenle huysuz. Baba acaba seninle... Senin yüzünden demirci ocağı yine sönmüş. Yetti artık huysuz. Seni evlatlık vereceğim. Tamam. Baba. Hadi ne lazım sağ ol. Tamam ama ben ciddiyim. Sana şu rastladığımız yeni bölgeyi mutlaka anlatmam gerekiyor. Ya yine mi? Yeni ejderha var mı? Ya bakacak kadar fazla kalamadık ki. Oradaki insanlar pek dost canlısı değildi. Gerçekten mi? Gecenin öfkesi ve öldürücü nadlar onları dama çıkarıp bağırtmadı mı? Hayır bu farklıydı. Her zaman hoşuma giden o tabanları yağlama yaygarası kopmadı bu sefer. Bu adamlar ejderha avcısı. Kalelerini görmeniz lazım. Her şey darmadumandı ve buzdan çiviler saplanıp kalmıştı. Çok tuhaftı. Ben hayatımda böyle şey görmedim. En kötüsü de bizim yaptığımızı sandılar. Bana bakın siz ikiniz bir gün başınızı çok büyüklerde sokacaksınız. Böyle bir hayat kimsenin hoşuna gitmez. Ya evet kabar haklı evlat. Kendi işimize bakalım. Ayrıca zamanınızı daha önemli amaçlara harcayacaksınız. Hele bir büyük duyuruyu yapalım. Bir ejderha ordusu kuruyorlar. Yani en azından emrinde oldukları adam kuruyor ha. Dargo mu kanlı yumruk mu ne öyle bir şey işte. Kanlı yumruğuna suratımı çakarım. Ejderhamı almaya kalkmasın. Benimkini de. Seni sersem. Ama güzel bir gerizekalı. Kanlı yumruk mu? Drago kanlı yumruk mu? Evet. Bir dakika. Tanıyor musun? Hiçbir ejderha uçmasın. Ne? Neden? Kapıları kapatın. Fırtına kapılarını örtün hemen. Bekle. Neler oluyor? Hadi. Onu duydunuz. Girişleri kapatın. Bir dahaki evrime kadar hiçbir ejderha ve dikik bu adadan ayrılamaz. Dur, tüm bunlar sırf tanıdığım bir adam çok uzaktaki bir adanın birinde sorun çıkarıyor diye. Çünkü Drago kanlı yurtçıldım bir adam. Vicdansız ve acımasız. Bir ejderha ordusu kuruyorsa tanrılar yardımcımız olsun. Onları ahırlara koyun. Tamam anlaşıldı. Çabuk. O zaman oraya geri gidelim. Dragon'un avcılarını bulalım ve mantıklı davranmalarını söyleyelim. Hayır, adayı güçlendireceğiz. Bizim görevimiz barışı sağlamak. Barış sona erdi açıkıdık. Seni savaşa hazırlamalıyım. Savaş mı? Baba eğer Drago ejderhalarımız için gelecekse onun buraya gelmesini bekleyemeyiz. Gidip onu bulalım ve fikrini değiştir. Hayır bazı fikirler değiştirilemez açıkçası. Sen Berk Adası için endişelenmelisin. Bir reis kendi halkını korur. Ahırları emniyete alın. Hepsini kilitleyin. Açıkçası gitme. Mecburum. Bu taraftan çabuk.
Taşkadak! Hadi! Taşkadak! Gözünüzü dört açın arkadaşlar! Bu rüzgarla şafakta Drago'ya ulaşırız. Bu gemiyi bir an önce ejderha ile dolduralım. Seçici olmaya gerek yok. Canımızı evet. kurtarmak istiyorsak bu... Şart! İskele tarafında! Atın hadi! Yakalayalım! İki tane! İki tane sol tarafta! Bu sefer kaçamayacaksın. Atın! Tekrar doldurun! Hadi tekrar yükleyin! İniyor! Yakalayalım millet! Ben de tam bugün yine elim boş döneceğim sanıyordum. Bekle! Şanslı günündesin. Teslim oluyoruz. Bir gecenin öfkesi, bir öldürücü nadar ve Laktuk'un batısındaki en iyi iki ejderha binicisi. Hayır. Patron buna çok sevinir, değil mi? İzninizle. Dişiz, orada kal. Ejderhalar kapalı yerlerden pek hoşlanmaz. Sizinle orada takılırım işte. Yani sorun çıkarmazlar. Tabii saçmalamazsanız. Ne de olsa gemi ahşap, okyanus büyük. İyi yüzer misiniz bari? Pek sayılmaz. Aksi az kalsın unutuyordum. Silahlı esir olmaz ki. Ver şunu. Bu ne biçim bir plan? Evet, her ejderha avcısının ihtiyacı olan şey. Kılıcın bir ucuna korkunç kabus salyası sürersin. Diğer uca iğrenç çatal boyun gazı püskürtürsün. Sonra bir kıvılcım yeter. İşte böyle. Sizi kedileri gibi gördüklerinde en asabi ejderhalar bile eğitilebilir. Değil mi dostum? Ver şunu. Ne oyun çeviriyorsun sen? Ya oyun moyun yok. Drago ile tanışmak istiyoruz. Neden? Çünkü ejderhalar hakkında fikrini değiştireceğim. Çok ikna edici olabilir. Onun bağlılığını kazanınca bir ejderhanın sizin için yapmayacağı şey yoktur. Burada kimsenin fikrini değiştiremez. Seninkini değiştirebilirim ama. Tam burada. Şu an. Müsaadenle. Ejderha binicileri! İndir beni! Sütükle! Ne yapıyorsun? Nasıl da koruyup kolluyorum değil mi? Ya, bu ağlar da ne diyor? Hey dikkat et! Ucuz kurtuldu. Vay be! Al beni! Hayır asma! Burada ne işiniz var çocuklar? Seni kurtarmaya geldik çocuğum! Kurtarılmaya ihtiyacım yok ki! Yeter! Hey, yanlış gemiye iniş yaptın sanırım, değil mi? Ben Eret, Eret'in oğlu. Ben... İndirin şunu üstümden! Başka isteyen? Ben de öyle düşünmüşüm. Sen hazırlan, gidiyoruz. Hayır. Senin bu sorumsuz... Ben ejderhalarımızı korumaya ve savaşı durdurmaya çalışıyorum. Bunun nesi sorumsuzluk şimdi? Çünkü onun senden istediği savaş evlat. Yıllar önce karşı karşıya olduğumuz ejderha felaketini tartışmak için reisler arasında büyük bir toplantı düzenlendi. Aramıza her yeri yara izi dolu ve üstünde ejderha deresinden pelerini olan bir yabancı katıldı. Lütfen. Silah taşımıyordu ve sakince konuşarak adının Drago kanlı yürk olduğunu, halk adamı olduğunu ve kendini insanlığı ejderhaların zulmünden kurtarmaya adadığını söyledi. Tek başına ejderhaları kontrol edebileceğini ve eğer ona boyun eğip itaat edersek bizi koruyabileceğini de iddia etti. Bu iyiydi. Evet, biz de güldük. Ama o pelerinine sarıldı ve bütün gücüyle bağırdı. O zaman bakalım bensiz ne yapacaksınız? Çatı aniden alev alıp çöktü ve oradan içeri silahlı ejderhalar indi. Bütün salonu yakıp kül ettiler. Ben sağ kurtulan tek kişiydim. Mantıksızca adam öldürenlerle mantıklı konuşulamaz asla. Belki. Hıçkıdık. Yine de deneyeceğim. Bu konuda oldukça iyiyim. Ve senin fikrini değiştirebildiysem onunkini de değiştirebilirim. Hadi. Gidelim. Hayır. Diğerleriyle birlikte doğru Berke. Bir günde bu kadar başkaldırı yeter. Yerim seni. Tersimiz. Tamam. Merak etme dostum. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Söz veriyorum. Aha
Hadi ama baba, gerçekten mi? Tamam. Ani bir hareket yapma. Sen kimsin? Ejderha hırsızı mı? Drago kanlı yurt musun? En azından söylediklerimi anlıyor musun? Dişsiz! Ama bir şey yok, tamam. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Beni orada çok korkuttun var ya. Sizi tanıyor muyum? Hayır. Sen daha bebektin. Ama bir anne asla unutmaz. Gel. Git başla işte. Tıpkı annesi gibi. Evet, o da asla bir yerde duramazdı. Daha 20'sinde hem de Viking. Yani daha kötü bir bileşim olabilir mi? Zamanında senin ne kadar inatçı ve duygusuz olduğunu düşünüyorum da. Aslında pek bir şey değişmemiş galiba. Onu bilmez misin? Vazgeçmeyecek galiba. Ve eğer hıçkıdık Drago'yu bizden önce bulursa... Aman! Gecenin öfkesi yanındayken hiçbir şey hıçkıdığa zarar veremez. O gecenin öfkesi! Bulunduğun durum ne kadar çılgınca anlıyor musun? Hadi çabuk. Bana cevap ver. Bunca zamandır neredeydin sen? Ne yapıyordun yani? Ama bana öldüğünü söylediler. Herkes seni yedi sanıyordu.
Yani sen şimdi 20 senedir burada mıydın? Onları kurtarıyordun. İnanılmaz. Hiç üzülmedin mi? Ne? Hayır, bilmiyorum yani. Ben kafamı toplamaya çalışıyorum. Açıkçası şimdi biraz... Aslına bakarsan insan her gün annesinin çılgın, yabani, savaşçı ve ejderha sever kadın olduğunu öğrenmiyor. Neyse. En azından sıkıcı değil. Değil mi? Ha, sanırım senin ilginç bir özelliğin var. Bu hoşuna gidiyor mu? Ben açıkçası ne diyeceğimi bilemiyorum. Şey, acaba... Oh, çok güzel. Gecenin öfkesini hiç bu kadar yakından görmemiştim. Muhtemelen türünün son örneği olabilir. Hem de bak, senin yaşını. Vay. Bu kadar iyi anlaşmanıza şaşmamalı. İçeri çekilebilen dişli. Söylesene onu yakalamayı nasıl... Onu ormanda buldum. Şey olmuştu, vurulmuştu ve yaralıydı. Bu keskin diş, Drago kanlı yurkun demir kapanlarından birinde bacağını kaybetti. Bu yağmur kesenin kanadı Usturalı ağda parçalandı. Bu da zavallı, gıcık omurtu. Ağaç kıskacında kör olup, yapayalnız ve korku içinde ölüme terk edildi. Peki ya bu? Bunu da Drago ve avcıları mı yaptı? Oo, evet. Şey, işin çılgın yanı... Aslında onu vuran kişi benim. Ama bu sorun değil tabii. Acısını çıkarttı. Değil mi dostum? Her şeyimi kurtaramadın değil mi ha? İlla beraber olacaktı yani sonuç. Takma bacak. Gecenin öfkesi dostunla ilgili baban ne düşünüyor? İlk başlarda pek hoşlanmadı tabii. Hmm. Ama sonra değişti. Hepsi değişti. Çok geçmeden herkesin evinde kendine ait bir ejderhası oldu. Hadi canım. Keşke mümkün olsaydı. Hayır ya, gerçekten. İnan bana, bunu ben de denedim. Ama insanlar değişmeye müsait değiller açıkçası. Bazılarımız farklı doğmuş işte. Berk, öl veya öldür adasıydı. Ama ben barışın mümkün olduğunu öğrendim. Dur! Bu sadece işleri kötüleştirir. Hiç rağbet görmeyen bir fikirdi. Açıkçası. Bir gece bir ejderha zorla evimize girdi. Seni beşikte yatarken buldum. Seni korumak için koştum. Ama gördüklerim, inandığım her şeyin kanıtıydı. Korkunç bir canavar değildi. Aksine ruhu benimkini yansıtan... Zeki ve nazik bir yaratıktı. Balkan kaç! Hayır! Yapma! Dayan! Hayır! Sebella! Balkan! Sebella! Balkan! Baban ve sen o gece neredeyi söylüyordunuz? Çünkü ben ejderhayı öldürememiştim. Demek aileden geliyor. Uzak kalmak beni çok üzdü. Ama böyle daha güvende olduğunuza inandım. Nasıl hayatta kaldın? Bulut fişek bana asla zarar vermedi. Herhalde buraya ait olduğumu düşünmüş olmalı. Yani şaşkın canavarın yuvasına. O bir alfa türü. Hala var olan birkaç taneden biri. Her yuvanın kraliçesi vardır ama o var olan bütün ejderhaların kralı. Buz gibi nefesiyle bu zarif dev yuvamızı kurdu. Bütün ejderhalar için güvenli bir sığınak. Ne? Bu o buz tüküren mi? Yani bütün yıkımın sorumlusu o mu şimdi? O koruyor bizi. Onun gözetimi ve yönetimi altında yaşıyoruz. Tabii bebekler dışında. Onlar hiç kimseyi dinlemez. Onların arasında yaşıyorum açıkçası. Huylarını öğrenip sırlarını keşfediyorum. Senden hoşlandım. Vay canına. Acıkmış olmalısın. Evet, bir şeyler yerim. Güzel. Beslenme zamanı. Hoşuma gitmedi. Hıçkıdıkla birlikte çoktan dönmüş olmalıydılar. Benim de gitmedi. Evet oğlu, evet rüyalarımdaki erkekti. Benim her şeyimdi. Ama bebeğim, senin için sakal bırakıyorum. Ben de... Ya Drago onları vurduysa? Ya yardıma ihtiyaçları varsa?
Onları bulmalıyız. Ne? Dur dur, nasıl? Ama Zebella dedi hepsi ki... Hepsi yakalandıysa onun ne dediğinin artık bir önemi yok. Gidelim. Geri mi dönüyoruz? Gidecek yerimiz yok. Satacak bir şeyimiz de. Bizim diyebileceğimiz tek ejderha yok. Bir an önce ejderhalarla birlikte dönmezsek... Ne dilediğine dikkat et. Bir şeyler yapalım. Bu ne şimdi? Adam kaçırma. Yaşasın, benimle gelse olur. Oğlum. Sen bizi Drago'ya götüreceksin. Ejderha binicilerini Drago'nun kampına mı sokacağım? Öldürün daha iyi. Tamam, onu hallederiz. Fırtınaç, bırak şunu. Aferin kızım. Fırtınaç, yakala. Tamam, kabul. Bizi Drago'ya götüreceğim. Daima işe yarar. Hey, biz hani yemek yiyecektik? Ah, yiyeceğiz. Ejderha Adası'ndan sonra da bu takım adayı buldum. Soğuğu bile hissetmiyorum. Tek hissettiğim özgürlük. İşte ejderha olmak. Böyle bir şey hışkırdık. Ya tamam, kendine ejderha demen iyi güzel hoş da. Uçabiliyor musun bakalım? Bunca zaman bana çekmişsin. Peki ben neredeydim? Özür dilerim, açıkladık. Baştan başlayabilir miyiz? Bana bir şans daha verir misin? Sana geçen 20 sene boyunca öğrendiklerimi öğretirim. Mesela... Vay canına. Şimdi o zor dönüşleri yapabilirsin. Bunu biliyor muydun? Her ejderhanın sırları vardır ve sana hepsini göstereceğim. Bütün gizemleri çözeceğiz. Birlikte bütün türleri bulacağız. Anne ve oğul. Evet. Bu ortak yeteneğimiz Hıçkıdık bizi birleştiriyor. İşte sen Hıçkıdık. Sen busun. Biz buyuz. Bütün ejderhalar için dünyayı değiştireceğiz. Daha iyi ve güvenli bir hale getireceğiz. Evet. Yani bu bence muhteşem olur. İşte bu harika. Artık gidip Drago'yla birlikte konuşabiliriz, değil mi? Hani? Hayır. Drago'yla konuşmak falan yok. Ama biz... Biz birbirimizi kollamalıyız. Hadi artık geri dönmeliyiz. Tamam, bak sizi getirdim. Artık çek şunu canımdan. Asla bir ejderhan oyuncağını alma. Hiçbir şey bilmez misin sen? Neden bunlar hep benim başıma geliyor?
Nedir o aşağıdaki? Geniş çaplı kabarcıklar, güçlü ciğerler, derin soğuk sularda yaşıyor. Bence 5. sınıf bir Leviathan, belki de 6. Köfte getireyim mi kızım? Kıpırdama! Seni görmek her zaman güzel dostum. Burada havalar nasıl? Evet, işte görüyoruz. Tam vaktinde bir grup ejderha ile buraya geldim. Söz verdiğim gibi. Uyanıyor, dikkat edin! Buraya biraz destek verin! Bırakın ipleri. Anlaşılan bunlardan daha çok varmış. Hatta... Kaç tane? Neyse ki Drago hepsini alamadı. Kaç tane? Yüzlerce. Bir ada dolusu. Endişelenmene gerek yok. Biz konuşurken adamlarım onları avlıyor. Nerede saklandığını öğrenemezler. Sana söz veriyorum. Ha evet, öğrenecekler. Kaybolduğumuzu biliyorlar ve iz süren ejderhalarımız var. Bize parmağını bile sürersen hıçkıdık seni alır. Hıçkıdık mı? O sorun değil. İçinden. Güven bana. Kayıtsız Zebella'nın tek oğlu, Berg Adası tahtının varisi ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ejderha ustası. Ejderha ustası mı? Sadece ben ejderhaları yöneterim. Hayır, üzgünüm. Gitmemize izin vermezseniz hemen şimdi gecenin öfkesiyle gelip burayı yakıp yıkacak ve bütün gemilerinizi paramparça edecek. Sonra bebek gibi ağlayacaklar. Bu komikli güzel. Çok iyi bebeğim. Bebekler gibi hep ağlarlar. Küçümen şeyler. Önce bir binici vardı. Şimdi ise bütün Berk Adası. Ve hepsini bana yönlendirdin. Drago! Bütün hazırlıkları durdurun. Ejderha binicilerinin yuvasına hemen saldırmalıyız. İlk önce onların alfasını yeneceğiz. Sonra da Berk Adası'nı alacağız. Drago! Kurtulun şundan. Drago, lütfen ben... Kurtun aç! Hayır! Dinle dostum. Oturup Drago'nun buraya saldırmasını bekleyemeyiz. Önce biz onu bulmalıyız. Gidelim. Sakin ol. İnanamıyorum. Buraya nasıl geldin sen? Seni çıkaracağımız yoldan. Siz mi? Temiz. Deşsiz. Bir dakika baba. Bekle. Tamam baba, bak şimdi bilmen gereken bir şey var. Tamam tamam, yolda anlatırsın. Ya baba, bu öyle ayaküstü verilecek bir haber değil ki ama. Yeter artık hıçkıdır. Daha çok dünyayı sarsacak türden bir haber. Anlıyor musun beni? Evet, ne yumurtlayacaksın bakalım. Ya baba, bir kere de dinle sen. Bak baba, sana yaptığım birçok sürprizin aksine bunu seveceksin bence. Yani söz veriyorum. Ama bu durumu biraz daha hassasiyetle ele almalısın. Bu kadarı beni aşar. Sen bak istersen. Hı? Derin mevzu. Baba, silahı yerine koyar mısın lütfen? Ne söyleyeceğini biliyorum Zebella. Bunu nasıl yapabildim? Bunca yıl nasıl uzak kaldım? Neden sana geri dönmedim? Oğlumuza. Ama değişebileceğine dair tek bir belirti var mıydı Zebella? Veya Berk'teki diğerlerinin? Size savaşı durdurun diye kaç defa yalvardım. Başka bir çözüm bulun dedim. Beni hiç dinlediniz mi? İşte bu yüzden hiç evlenmedim. Gerçi bir nedeni daha var ama neyse. Biliyorum, seni hıçkıdıkla yalnız bıraktım. Ama ben siz daha iyi olur sandım. Evet, yanıldım. Bunu şimdi anlıyorum ama... Neden susuyorsun? Konuşsana Zebella. Durma. Bağır, çağır, bir şeyler söyle. Seni kaybettiğim günkü kadar güzelsin. Thank you.
olabilir mi? Ha, bir düşüneyim. Dondurucu soğuk suya atlayacağız ve boğularak öleceğiz. Çok iç ötücü. Lütfen, bayanlar önde. Sen donanı üstünde bir ejderhanın. Eğil. Yerden uyarım! Haklı onlara evretin oğlu. Tamam, seni yine seviyorum. Zavallı. Hala atlayabilirsin. Evet, ejderhalarınızı kurtarıp gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Hı. Her kafana bakın. Burada bir yerdeler. Köfte? Bir gelin var mı? Bilmiyorum tatlım, sen devam et. Döndürmeye devam et. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardığın için. Şimdi izin ver, borcumu ödeyeyim. Anne, var ya, bir görsen inanamazsın. Silah yaptığımız yerlerde artık eğerler, kanat askıları falan yapıyoruz. Ejderha dişi bile oluyoruz. Her şeyin nasıl değiştiğine inanamayacaksın. Evet, oğlun belki çok değiştirdi. Bence onu iyi ki yapmışız. Sağ ol baba. Ben hallederim. Ben biraz paslanmışım. Aman boş ver. Seninle aşçılığın için evlenmedim. Umarım öyledir. Köftelerin savaş lambasından daha çok canavar öldürebilir. Ben yediklerimi hala sindiremedim de. Sen hele bir geri dön. Ejderhalarınla birlikte o Drogon'un hiç şansı kalmayacak. Her şey mükemmel olacak. Yavaş ol evlat. O kadar da kolay değil. Ha, anladım. Aa, bunu çok severim. Yeniden eşim olacak mı Seva? Vahşi denizlerde gezer, boğulmaktan korkmadan, yaşam hep sorunsuz geçer, benimle evlenirsen. Ne güneş ne kuru soğuk, engel olmaz yolum. Affedersiniz. Yüreğini verirsen ve aşkını. Sonsuza kadar sev beni. En kıymetlim sevdiceğim, karıştırdın zihnimi. Bir şey beklemem ben senden, kollarınla sararsan beni. Sana altın yüzük takar, şiirler söyler sevgini. Kimse seni incitemez, bırakmazsan elimi. Yüzük hiç önemli değil, şiirse peki geçici. Yeter ki tutsam elini. Yanımda isterim seni. Seni öpmek sarmak için bahsetmek. Hayali yaşam denen sorunlara da kaybetmem hiç sevgimi. Vahşi denizlerde gezer, boğulmaktan korkmadan. Yaşam hep sorun. Şarkıya devam. Bittim. Tekrar dans etmemiz için ölmem gerek sanıyordum. Bu kadar kötümser olmana hiç gerek yok. Senin için sevgilim, her şeye değer. Eve dönecek misin bu? Yeniden eşim olacak mısın? Biz de ayrı olabiliriz. Ne diyorsun? Evet. Harika. Yemekleri ben yaparım. Şükürler olsun beni dinlemedin. Yoksa birbirimizi asla bulamazdık. Ateşsiz. Neler oluyor? Ne yapmak istiyorsun? Ejderhaları kurtarmalıyız. Evet, tamam. Hadi evlat.
olursa olsun dağa saldırmaya devam edin. Alfa'yı dışarı çıkarmalıyız. Kapanları hazırlayın. Gerçekten sürprizlerle dolusun. Gidelim. Ejderha binicilerine yol açın. Ateş! İşte bu! Çabuk onları gebertin. Şimdi bitir işini. Hayır. Dayan. Kafatası etici gidelim. Hadi kapan. Arkandayım Zebella. Ha ha ha.
muhteşem ejderha ustası. Kayıtsız Zebella'nın oğlu. Eminim senden utanıyordur. Bütün bu kayıplar ne uğruna? Yenilmez olmak için mi? Dünyaya hükmetmek için mi? Ejderhalar, onlar insanları bir araya getirebilecek iyi ve muhteşem yaratıklar. Veya parçalayacak. Ben korku içinde yaşamak nedir bilirim. Köyümün yandığını gördüm. Ailem yok edildi. Ama daha çocukken, hiçbir şeyim yokken, ejderha dehşetinin üstesinden geleceğime ve insanları özgürlüğe kavuşturacağıma yemin ettim. Peki neden ejderha ordusu kurdun? Diğer ejderhaları yenmek için ejderhalara ihtiyacın var. Belki de ejderhalara insanları yenmek için ihtiyacın var. Destekçilerini kontrol etmek ve desteklemeyenlerden kurtulmak için. Çok zekisin. Tüm dünya barış istiyor. Ve biz bunun çözümünü Berk'te bulduk. İzin ver, sana göstereyim. Hayır. Asıl ben sana göstereyim. Bu da ne? Hıçkırık. Koş kapan. Tamam, can değişti. Hiçbir ejderha Alfa'nın emrine karşı çıkamaz. Yani Alfa'yı kim kontrol ediyorsa hepsini kontrol eder. İşsiz. Dişsiz sen iyi misin dostum? Neler oluyor? Gerçek güce şahit ol. Diğerlerinin üstündeki irade gücü. Onun karşısında sen bir hiçsin. Sana ne söyledi bu? Dişsiz, hadi. Neyin var senin? Hayır, 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 dur. Ne yapıyorsun? Kes şunu. Dur! Kendine gel! Dişsiz, yapma! Dişsiz! Yapma! Hıç kadar! Oğlum! Babam! Hayır! Baba! Zebella! Baba! Hayır, hayır. Hayır! Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Çekil! Uzak dur ondan! Durma! Git buradan! Defol! Bu onun suçu değil. Biliyorsun. Kötü insanların kontrolündeki iyi ejderhalar kötü şeyler yapar. Hadi! Adamlarını topla. Berk'le görüşürüz. Dişsiz! Hayır, yapma. Valkürler sizi kabul etsin ve Odin'in muazzam savaş alanına götürsün. Adınızı sevgi ve öfkeyle söylesinler ki Valhalla'nın derinliklerinden yükseldiğini duyabilelim ve hakkınız olan yeri aldığınızı bilelim kralların masasında. Çünkü büyük bir adam göçtü. Bir savaşçı, bir reis, bir baba.
bir dost. Özür dilerim baba. Ben olmamı istediğiniz reis değilim. Ve sandığım gibi bir uzlaştırıcı da değilim. Ben bilmiyorum. Sen bu dünyaya erken geldin. Çok minik bir şeydin. Oh, çok narin, çok hassas. Başaramayacağından korktum. Ama baban asla şüphe etmedi. Hepsinden daha güçlü olacağını söylerdi her zaman. Haklıydı da. Sende bir reisin kalbi ve bir ejderhanın ruhu var. Dünyalarımızı ancak sen birleştirebilirsin. İşte sen busun, oğlum. Ben babam gibi olmaktan korkuyordum. En büyük nedeni öyle olamamaktan korkmamdı. Nasıl o kadar yüce bir insan olabilirsin ki? Yani o kadar cesur ve özverili. Sanırım ancak deneyebilirsin. Bir reis kendi halkını korur. Geri dönüyoruz. Neyle? Bütün ejderhaları aldı. Hepsini değil. Ölmek istemiyorum. Bunları uçuramayız. Hadi ya, ciddi misin? Peki ama şaşkın canavar bunları da kontrol edemez mi acaba? Onlar bebek. Kimseyi dinlemezler. Evet, tıpkı bizim gibi. Ama bu çok tehlikeli. Bazıları bunun çok kötü bir plan olduğunu söyleyebilir. İyi ki ben de hiç dinlemiyorum ha. Peki planın nedir? Dişsizi geri almak ve Drago'yu... Dikkat! Bir de bunları geçmek tabii. Aferin sana oğlum. Evet. Mobilyalara dikkat et. Nereye gidiyorsun? Reisiniz öldü. İmmer, bu mümkün değil. Artık sizi kimse koruyamaz. Olamaz. Bütün ejderhaları almış. Alfa'yı oyalayın. Dikkatini dişsizden çekmesini sağlayın. Nasıl? Kiminle geldiğinizi unuttunuz mu? Benim başa çıkamayacağım ejderha yoktur. Bu bildiğim dışında. Kaçeli. Hey bakın, bu hışkıdık. Bebeğim!
Dişsizden kurtulmak hiç kolay değil anlaşılan. Dişsiz? Hey! Benim dostum. Benim. Bak benim buradayım dostum. Hadi bana geri dön. Bundan sonra o senin değil. Artık Alfa'ya ait. Ama lütfen ha büyük ejderha ustası. Durma. Almaya çalış. Asla ikinci kez ıskalamaz. Senin suçun değildi dostum. Seni buna zorladılar değil mi? Ona asla zarar vermezdi. Bana da zarar vermez. Nasıl yapıyorsun bunu? Lütfen sen benim en iyi dostumsun. En iyi dostum. Aferin oğlum işte bu. Buradayım. Yeter. Geliyorum. Az kaldı dostum, az kaldı. Bir şey yap. O ikisini ayırmamız lazım. Onu engellemeliyiz dişsiz. Bana güveniyor musun dostum? Bunu yapabiliriz. Sen ve ben birlikte. İşte bu. Şimdi bir kere daha dene. Göster neyi seçtik. Göster onlara. Onu kontrolü al. Engelle onu dişsiz. Durdur onları. Şimdi. Yine mi? Dişsiz! Şimdi veya asla! Hadi dostum! Dayan! Evet! Başardık! Bırakma onu dişsiz! Artık her şey bitti. Emin misin? Thank you.
Dolusun dostum. Teşekkür ederim. Siz kapıyı kayınca çık diyor dedim sana ama. Dur sana bir söyleyeyim. Sarıl bana güzelim. Kartan ol. Gel babaya bir kucak ver uysuz. Hanimiş benim prensesim. Bir daha sakın gitme kancadiş. Evet sensin. Seni çok özledim. Kuş. Sen değil. Da oldukça iyi bir ejderha kavgasına şahit olduk. Çok iyi bir avcı olurdu. Aslında kafatası ezicinin artık onunla ilgilenecek birine ihtiyacı olacak. Ben mi? Şeref duyarım. Baban da en az benim kadar gurur duyardı. Teşekkür ederim. İyi ki sen buradasın anne. Ve hep burada kalacağım. Gördün mü? Burada olduğunu söylemiştim. Hala buradayız demek. Bu çok komik. Gel buraya. Bizim yuvamız. Bize saldıranlar acımasız ve çılgındı. Ama onları durduranlar daha da beter. Sayımız az olabilir. Ama dünyanın bize sunabileceği her şeyden daha büyük bir şeyi temsil ediyoruz. Biz barışın sesiyiz. Ve ağır ağır bu dünyayı değiştireceğiz. Onlarda olmayan bir şey var. Tabii onların orduları var, donanmaları var. Ama bizim de ejderhalarımız var. Ejderhanı nasıl eğitirsin ki? So high.